Bugün dedim kendime Serap Çeşmesi'ne gideyim. Hani daha önce ben temizlemiştim ya, bakayım hele aynı duruyor mu? Ama ondan öncesi döşemeci Ahmet abi var, ona bir uğrayayım dedim. Aylar öncesi ona ikiz bebek arabası getirmiştim, bunu bana sat demiştim. Ahmet abi. Bakalım satmış mı? Satmışsa parasını alayım. La valla satmamış, o da araba hala duruyor. Merhaba abi. La Ahmet abi dedi gel bir çay içelim önce. Benim zaten canım acıkmıştı, daha kahvaltı bile etmemiştim ama olsun, yine de bir çayını içeyim dedim. Beni en güzel köşeye oturttu, burası müdüriyet. Yani onun müdüriyeti lo. Kafam o tahtaya değmeseydi iyiydi ama neyse. Döşemeci Ahmet abiye dedim ben döneceğim sana birazdan. Çarşıda biraz işlerim var, halledip geliyorum dedim. En çok Serap Çeşmesi'ni merak ediyorum. Bakalım temiz bırakmışlar mı? Hırlık Mahallesi'nden çarşıya doğru iniyorum. Aslında buraya Nigar Düzü diyorlar. Hani bir de türküsü var. Nigar Düzü'nün dizi kader ayırdı bizi. Ne zaman bu sokağa gelsem yaz kış fark etmez sürekli kapımda kömür var. Bakalım yine var mı? Kural değişmemiş tabii. Aynı yerde yine kömür var. Vay be bereket pasajı. Eskiden burada ne doktorlar vardı. Biz onlara sıhhiye diyorduk. Gerçi hala varmış. Hırlık Mahallesi'nden karşıya doğru geçiyorum. Serap Çeşmesi'ne doğru gidiyorum yani. Her zamanki aynı yerde tavuklar ve horozlar satışta. Ve işte Serap Çeşmesi'ne geldim bile. Allah Allah gözlerime inanamadım. Uzaktan temiz görünüyor ya. Hele dur bir de yakından bakayım. Vallahi Serap Çeşmesi çok temiz görünüyor. Kim temizlemiş acaba? Acaba buraya bir görevli mi vermişler? Çocuklar bu lambaları kırmasaydı daha iyiydi ama yani gece hoş oluyordu. Neyse o da nazarı olsun lo. Çeşmenin suyu da çok berrak bir şekilde akıyor. Tertemiz. Bilmiyorum daha önceki videomu izlediniz mi? Burayı ben temizlemiştim. Ben ve bir arkadaşım. Tabii aradan aylar geçti ama bugün tertemiz burası. Şöyle bir çay da olsaydı kendime içseydim. Geçi canım acıktı. Birazdan kahvaltı yapmam lazım. Bu ayakkabıyı da Bulldozer firması bana göndermiş. Allah razı olsun. Buradan Spor Stok mağazasına ve çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Hapşıracağım, hapşıracağım. Hapşırmanız gelmiyorsa yukarı bakın. Hemen hapşırırsınız lo. Hep beraber inşallah. Serap Çeşmesi'nin eski halini yani temizlediğimiz halini göstereyim şimdi size. Biz o gün bayağı uğraşmıştık. Tabii bizim işimiz değildi. Ama bugün bakıyorum işin ehli yapmış. Helal olsun valla kim yapmışsa. Umarım her yer tarihi yerler böyle tertemiz pırıl pırıl kalır. Yüzümü yıkadıktan sonra oradan çıktım. Canım acıkmasına rağmen yine de Abdu abinin o güzel meyan kökünü içeyim dedim. Açken de faydalıdır dedi. İçtim vallahi tadısı hoştu. Şimdi Şeytan Kuçesi'ne geldim. Şeytan Kuçesi'nde Osmanlı sofrası var. Dedim orada kendime bir çorba içeyim. Uzun zamandan beri aşkhanede bir çorba içmemiştim. Hem fiyatını öğrenmiş olurum. Ya acaba kahvaltıda kendime ciğer mi yesem? Lo de sabah sabah ne ciğeri lo? En iyisi çorba. Çorba çok iyi. Ama mercimek çorbası ha. Tabii bir de yanında siverek ekmek. Kuru kuru çorba olmaz tabii. Yanında yeşillik falan her şey de var ha. Fiyatını sordum. Dedi 50 TL. La valla dedim o zaman tamam. Ya bu çorbanın içindeki etler 30 TL tutar ha. Helal olsun. Yine de koymuşlar. Çorbamı güzel güzel fırtladım ve oradan çıktım. Yolda çaycı İzzet abi beni çağırmıştı. Dedi gel bir çay içelim. Şimdi onun yanına gidiyorum. Zaten çaycı İzzet de çay içilir başka ne? Sağ olsun gitti iki tane tertemiz bardak buldu ve bize çay doldurdu. Kaçak çayın fiyatlarını da öğrenmiş olurum. Bakalım kaçak çay kilosu ne kadar. Ama ondan öncesi dedim bize taze biraz da kahve ayır. Kokusu oraya kadar geliyor değil mi? Vallahi mis gibi kokuyor. Şimdi gelelim çay fiyatlarına. Şu dökme çay 270 TL. Bu Alman malı kaçak çaymış. Onun da kilosu 600 TL. Allah Allah. Alman kaçak çay mı? Bu da en çok tutulan marka. 450 TL. Neyse kendime sadece kahve aldım ve çıktım oradan. Karşı tarafta somun fabrikası var. Oh mis gibi kokuyor. Bu da Siverek'in yerli özümü. Şire özümü. Bunun da kilosu 50 TL. Diğeri 40 TL dedi. Kendime bir kilo Siverek özümü aldım. Dedim yeriz lo. Bak paramı vermişim ha sonra demeyin beleşçi falan. Geldim tekrar Hırlık Mahallesi'ne. Pardon, Nigar Düzü'ne. Orada tarihi bir bakkal vardı. Dedim burada da kendime yoğurt alayım. Bu amcanın ismini bilmiyorum ama bildiğim bileli var burada. Bu kocaman kovaya sadece 120 lira verdim. Hem üzümüm oldu hem de yoğurdum oldu. Bir de kahve pardon. Tekrar geldim döşemeci Ahmet abi. Ahmet abi. Aradım aradım bulamadım. Ahmet abi. Ahmet abinin işi vardı herhalde. Arabayı aldım ve çıktım oradan. Ben bu arabayı satsam ne kadar eder ki? Şimdi onun sahibine götüreceğim. Sağlam mı diye ikizlerimden birini koydum arabaya. Vay Toros yine yazmış yazacağını. Bugünlerde ikiz bekleyen bir aile vardı. Durumlar da pek iyi değildi. Dedim onlara hediye edeyim. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.